Annen sana gebeydi geldiğinde. Anneannen bu beşiği çıkardı götürsün diye. Ama götürmedi annen. Oğlumu getirince burada uyuturum dedi. Okudun mu oğlum sen? Aferin sana. Annen görseydi çok gurur duyardı seninle. Gelinini görseydi hele, sana böyle aynı kendisi gibi baktığını görseydi. Görseydi. Peki. Annem. Annem nasıl biriydi? Annen. Ya ama. Abi iyi misin? İyiyim. Pazar Bey, dikişleriniz gayet iyi durumda. Hafif ağrınızın dışında bir şikayetiniz de yok. Ameliyat ekibinde ben de vardım. Ailenize söylemiştik. Çok riskli bir operasyondu. Kanda bulamayınca umudumuz azalmıştı ama orada da tutundunuz. Peki bu nöbet yani ne olmuş ki bu? Kan transfüzyonu ile ilgili bir durum. Böyle büyük çaplı cerrahi operasyon geçiren hastalarda yakın akrabalarından kan naklinden ya da alt grup uyuşmazlığından ötürü komplikasyon gelişebiliyor. Doktor Bey, daha ne kadar böyle yatacak? Oturup pozisyonu geçirebilirsiniz. Hareket etmekten korkmayın. Çok şükür Allah'ıma. Bugünlerde gördük ha. Maşallah maşallah. Abi vallahi çabuk toparladın ha. Çok şükür Hazar Bey. Kapalı odalarda kaldın günlerdir ama inşallah kabusların da bitecek. Her şey çok güzel olacak. Ben Melih Hocam'a da gerekli bilgileri ileteceğim. Tekrardan geçmiş olsun. Sağ olun Doktor Bey. Melih Bey'e de selamlarımızı iletin. Allah sizden razı olsun. Başsına. Ayağınıza sağlık. Ayağınıza sağlık. Bir şey istedin mi? Yok, iyiyim, iyiyim. Şükran, doğum haberin geldiğinde koskocaman şöyle bir tencereyle helva kavurdu. Çocukları da çağırdı, bütün köyü dağıttı. Nasıl sevindiydi rahmetli. Bir görseydin. Deden seni göremeden gitti diye anneannen çok yandı, çok. Peki Ragıp Bey? Deden. Deden nasıl biriydi? Aynı annen gibi. O da cennetliktir rahmet. Elinde ne var demez, bayram gibi çoluğu çocuğu sevindirirdi. Öldü gitti dertten, tasadan. İnşa da okur sandık ama deden hasta düşüp çalışamayınca hep o baktı eve. Okulu mu bıraktı? Ne yapsın? Bu köy ekip biçmelik değil, anca işçilik yaparsın. O da midyata çalışmaya gitti. Anasını babasını da alacaktı yanına ama sonra evlendi. Niye üzüldünüz? Annem mutsuz muydu evliliğinden? Oğlum, bana düşmez ama. Annen çok istekli değildi evlenmeyi. Ağlaya ağlaya gitti burada. Vermek istemedi anneannen ama. Aslan beyler çok güçlüydü, çok. Zengin aile. Ne ettiyse ettiler. Alıp kıza gittiler. Allah biliyor ya. Ne saklayayım,
Annen hiç istemedi onlara gelin gitmeyi. Keşke söylemeseydim. Yok, üzülmeyin siz. İlk defa yüzleşiyor gerçeklerle. Kolay değil onun için. Ben bir gidip bakayım. Hayır. Reyhan. Annem babam neden istemesin ki? O kadın yanılıyor. Ya da ne bileyim işte yanlış hatırlıyor, yanlış biliyor. Tamam. Belki Gabriel Usta da yalan söyledi. Korkuttular onu. Annemle babam birbirlerini seviyorlardı. Bu yalan olamaz ki. Ben Allah'tan korkarım. Yalan söyleyemem oğul. Üzüldüm söylediğime ama bilsen de. Annenle toprak olup gitmesin yaşadıkları. Gelen gidenlerden duyardım. Eziyet edermiş anneni aslan beyler. Hatta anneannen annenin vefatından sonra dayanamayıp torununu seni almaya gitti aslan beylere. Bırakın beni! Torunumu alacağım, evladımı alacağım. Bırakın beni! Evladımın son parçasını alacağım Aziz Aslan Bey! Bırakın beni! Aziz Aslan Bey! Evladımı alacağım! Bırakın beni! İran ağabey! Ben sana bin defa benim kapıma gelmeyeceksin demedim mi? Ha? Miran'ı değil görmek, adını bile unutacaksın. Bir daha buraya gelmeyeceksin. Ben de onun anneannesiyim. İstersen canımı al. Sana bırakmayacağım torunumu. Senin değersiz canınla ellerimi kirletmem ben. Ama Miran'ın canını düşünüyorsan onu unutacaksın. Kızın nasıl toprağın altına girdiyse sen de ölene kadar Miran'ın adını anmayacaksın. Bir daha Midyat'ta nefes aldığını duymayacağım. Sonra geldiği zaman da hiç çıkmadı evinden. Neyin var dedik, demedi hiçbir şey. Ne yaptılar, ne dedilerse o kadıncağızı da sindirmişler. Sus! Sus artık! Yalvarırım, sus! Sus! Sus artık! Yalan söylüyorsun! Yalan söylüyorsun! Hazar Şahdoğlu söyletiyor sana bunları! Hazar Şahdoğlu söyletiyor, biliyorum! Sus! Sus! Sus artık! Öldüreceğim onu! Öldüreceğim onu! Bir daha tek bir kelime edemeyecek! Ancak o zaman susacak! Ancak o zaman adam hakkında tek bir kelime bile edemeyecek! Onca yılın ardından seni buraya ne getirdi? Kim gönderdi bilmem ama madem geldin, bundan böyle burayı boşlama o. Burası annenin köyü, senin özün. Annenin ruhu kokusu var burada. Bir gün yolunu kaybedersen, kimseleri duymak istemezsen buraya gel. Özünden, annenin bıraktığı yerden başla. Yeniden yol almaya. Susacak mıyız Elif? Hayır, istiyorsan beraber susalım, tamam. Ama neye böyle kahroldun? Demeyecek misin? Dersen benden nefret edersin.
Senden nefret edeceğim ne yapmış olabilirsin ki? Hayır, sen çok iyi biri. Ettim. Amcanı beğittim Azat. Amcanın ölümden dönmesinin sebebi ben. Bütün bu olanların bu kadar insanlığa çiçekmesini, abimler her yanda ayrılmasının sebebi ben. Ne yapacağım bilemedim. Öyle bir anda karşıma çıktım. Elimde silah vardı. Ben korktum. Ailemden biri de bir şey olacak diye çok korktum. Nefret etmiyor musun benden? Etmiyorum. Çünkü yalan söylüyorsun. Abini korumak, Reyhan'la tekrar bir araya getirmek için yalan söylüyorsun. Yapma bunu Elif. Yapma. Ben sanki kayboluyorum Reyhan. Artık neye inanacağımı bilmiyorum. Kaybolmaktan korkma. Bazen kendimizi, gerçekleri bulmak için bildiğimiz yollardan ayrılmamız gerekir. Sen sadece bir gün her şeyin iyi olacağına inan. Yarınınız için
Yalnız bırak. Hem. Selametle. Gözün aydın Dilşah. Bak, oğlum baba ocağına geldi. Geldi. İşte sen bu kadar iyi bir insansın. Gerçek bu değil. Abinle Reyhan'ın acı çektiğini görüp kendini feda edecek kadar iyisin. Azat, gözlerime bak. Sence bu gözyaşları rol olabilir mi? Ne kadar acı çektiğimi görmüyor musun? Hala Reyhan'ı seviyorsun değil mi? Ya bununla bir alakası yok. Eğer Reyhan'a gidip babanı ben ettim dersen sana inanırsa o konuğa geri dönecek. Tamam, belki bana inanmayacaksın. Ama babaannem Reyhan'la Miran ayrılsın diye her şeyi yapacak. Belki yine Reyhan'ı öldürmeye çalışacak. İnanıyorum. Çünkü artık ben de Aziz Aslan Bey'in kim olduğunu bilmiyorum. Ben onu tanıdığımı sanmışım. Ya ben büyüdüm ya da onun öfkesi. Bana bakarken titreyen o gözlerde artık sadece nefret görüyorum. Gözünden akan her yaşta bile bir bilinmezlik var. Ben onu neyi, neden, kime yapacağını artık kestiremiyorum. Korkuyorum ondan. Hem de çok korkuyorum. Elif. Elif, bir şey mi oldu? Bir şey mi duydun? Yengem. Geçen gece onu elleri kolları tutulmuş. Gözleri bağlı kapıya götürürken gördüm. Çırpınıyordu. Babaannem de başında bekliyordu. Düşünsene. Kendi ailesinden birine bunu yapan. Kim bilir başka insanlara neler yapan. Azat. Ben onun gibi vicdansız. Ben onun gibi insanların hayatını gözünü kırpmadan harcayan. İnsanların yüreğine acı düşmesine sebep olan biri olmak istemiyorum. Yapamam ben, olmaz. İçeri alalım mı? Yok, ben az daha duracağım baba. Güneşe bakacağım biraz, hava alayım. Çok şükür bugünlere de. Reyhan artık yanında. Öyle aslan beylerin falan peşine düşüp de canını sıkmayacaksın, üzmeyeceksin. Hazar artık bunu bilmek zorunda. Bunu ona vermede ki. Esma artık buralardan gidiyormuş. Oğluyla birlikte
Biz artık aramaz. Üzerine atılan iftirayı temizlesin. Kızını da kurtarsın. Oğlunu da. Hanımın yanında, çocukların yanında oturup doğacak bebeğinin yolunu gözleyeceksin. İnşallah. Haydi biz kalkalım o vakit. Abim de biraz kafasını dinlesin. Hadi bakalım. Oh, uyudum beni. Sağ olasın. Zehra. Sen hala mektubu mu düşünüyorsun? Yapma Allah aşkına, üzme kendini artık. Tamam, o mektup kızımızı oradan kurtarmak içindi ama bulamadık işte. Daha da bulamayız. Üzme artık kendini. Hazar Bey, sen o mektubun gerçek olduğunu nasıl anladın? Dedim ya işte ben. Ben Dilşah'ın yazısından tanıdım. Ama o mektubu Miran'a gösterdiğinde inanmazdı ki. Sen kendin yazmışsın derdi. İlla başka kanıt isterdi. Ne bileyim, senin elinde Dilşah Hanım'ın yazdığı başka bir şey olsa, başka bir mektup belki, o zaman kanıtlayabilirdin. Doğru diyorsun ama yok işte ya. Yok. Tamam. Yeter artık ya. Kapat şu mektubu mevzunu. Bak babamın dedikleri doğru. Reyhan yanımızda artık. Yani artık huzurlu olmaya bakacağız Zehra. Kimsenin bizi üzmesine izin vermeyeceğiz. Eskisi gibi baksan bana. Beni yeniden umuda inandırsan. Keşke sen yapmamış olsan. Keşke yeniden inanabilsem sana. Annenin bıraktığı yerden sana yeniden sarılsam. Kesin kararlı mısın? Kesin kararlıyım. Neşin var senin bu adamın yanında? He, ne yapıyorsun sen? Azat abi ne oluyor? Abi bırak, canımı acıtıyorsun. Şşş, sakın karışma. Neyin peşindesin lan sen? Benim kardeşimin yanında ne işin var? Elif! Biz ne yapıyoruz? Hazar Şahdoğlu! Hazar Şahdoğlu! Elif, kafayı mı yedin sen? Saçma oğlum, sen nereye gel? Ya, oğlum kim bu? Baba sen dur. Ne yapıyorsun sen? Seni verittim! Seni verittim! Seni verittim! Düşmeden evvel beni gördün! Neden yalan söylüyorsun? Neden? Abim bir suçu yok Reyhan. Babanı ben ittim. Bütün bu olanların hepsinin suçlusu benim. Hep yalan söylüyorsun. Doğruyu söylüyorum Reyhan. Elif! Abim sana rağmen seni kaybedeceğini bile bile böyle bir şey asla yapmaz. Yapmaz Reyhan. Baban yalan söylüyor.
için yalan söylüyor değil mi? Beni kaybetmemek için gerçeklerle yüzleşmeye yüreğini yetmedi. Böyle bir oyun mu kurdun Miran? Elif'i de mi alet ettin oyunlarına? Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun. Ama şunu bil. Ben bundan sonra senin hiçbir oyununa kanmam. Kanmam. Çevirecek kadar aşağılık bir adamsın. Beni sana anlatacak hiçbir şeyim kalmadı artık. Yürü Elif, yürü. Yürü gidiyoruz. Reyhan! Hasar Bey! Kızım, Miran sana başından beri gerçeği söyledi. Beni Miran itmedi. Beni Miran itmedi. Beni Miran itmedi. Reyhan git onu durdur kızım. Hasar Bey sen ne diyorsun? Gitmesine izin verme. Git kızım. Git. Reyhan dur. Reyhan dur kızım. Tamam dur tamam kaç. Tamam. Söyle. Hanife sen ne diyorsun? Elif şahit oldu konağında mı? Ne? Fırat! Mahmut! Büyük ana! Ne oldu? Babaanne ne oluyor? Miran'a bir şey mi oldu? Elif. Elif Şardolu konağına gitmiş. Fırat ne duruyorsun? Koş sana. Koş! Mahmut, arabayı hazırla hemen. Arabayı hazırla. Elif. Elif Şardolu konağına. Şardolu. Elif Şardolu'na mı gitmiş? Nasıl gider Şardolu'na? Ne işi varmış ki Şardolu'na? Miran! Reyhan, Reyhan ben gerçekten çok özür dilerim. Ben istemeyerek oldu her şey. Miran, bir konuşabilir miyiz ne olur? Ben seni şimdi anladım Reyhan. Hani bir kez artık sözlerim buraya işlemiyor demiştin ya. Bundan sonra benimle işlemeyecek. Miran, Miran ben hata ettim. Ben o sözleri söylemekle çok büyük hata ettim. Ne olur dinle beni. Neyi dinleyeyim Reyhan? Hep aynı değil mi? Cümlelerimiz, yakarışlarımız hepsi aynı. Sadece bir sen söylüyorsun bir ben. O yüzden ben ne söyleyeceğini biliyorum. Yapma Miran. Ne olur. Sözlerim yetmiyorsa gözlerime bak. Benim yaptığımı yapma. Ben bunları çok duydum. Hem de bizzat kendimden. Günlerdir. 100 defa. 1000 defa. 10.000 defa. Ama fayda etmiyor. Abi ne olur böyle yapmayın. Böyle bakma Reyhan'a ne olur konuşun. Hepsi benim hatam. Sus. Bu sadece senin hatan değil. Hayır benim hatam. Ben bu yaptığımın sizi bu hale getireceğini düşünemedim. Ne en başında ne Hazar Bey beni bir an itti dediği zaman. Ben bir şey diyemedim cesaret edemedim Reyhan.
Ama eğer siz böyle olursanız ben ömrümün sonuna kadar kendimi... Şimdi sırası değil. Tamam mı? Zamanında konuşacaktım. Hiçbir şey yapamıyorsan bana gelecektin. Bu saatten sonra hiçbir şey söyleme. Söylemeyin. El birliğiyle tükettiniz beni. Dağıttınız. Miran. Miran, Fırat, Elif'i eve götür. Miran. Miran, ne olur git peşinden, onu yalnız bırakma. Miran. Miran, ne olursun bir dinle. Atamı telafi etmeme izin ver, ne olur. Ne olur dinle Miran. Miran! Ben çok kötü bir şey yaptım Fırat abi. Ben çok pişmanım. Böyle olacağını bilmiyordum. Tamam Elif, tamam. Geçecek. Tamam. Hadi gel, hadi gel. Gel, gel. Elif! Kurtaracağım ben Reyhan'la. Gidip anlatacağım her şeyi. Hayır. Sen bu yalanı bildiğini belli etmeyeceksin. Babanın yalan söylediğinden haberim yoktu diyeceksin. Anladın? Her şeyi ben düşündüm, ben yaptım. Tamam mı? Olmaz Hazar Bey. Ya. Buna ben sebep oldum. Hepsi benim suçum. Senin bir suçun günahın yok ki. Olmaz. Bunu bedenini sana ödetmem. Gidip anlatacağım her şeyi. Baban istemedi. Onu ben zorladım diyeceğim. Zehra, yapmayacaksın. Ben bile bile razı oldum bu yalanı söylemeye. Kızımın kahrolacağını bile bile ödedim ben. Ben yaptım. Sen dışında kalacaksın. Senin de haberin olduğunu bilirse... ...hepten kopar bizden. Yapma. Tek başına koyma onu. Sığınacağı bir limon olsun. Ya. Hazar Bey. O zaman ben seni dinledim. Şimdi de sen beni dinleyeceksin. Söylemeyeceksin. Bunu söylüyorum. Yıkmayacaksın Reyhan'ı. Anasından, kardeşlerinden onu mahrum etme. Yapma. Göstersen bu mektubu biter mi tüm bağcılar? Düzelir mi her şey? Ya Reyhan'ı tamamen kaybedersek? Ya gerçek değilse bu mektup? Gerçek değil bu! Yalan söylüyorsun! Gerçek bu babaanne! İsterin sen... ama! Gelsin! Reyhan! Senin bu bet sesini ben keseceğim azizim. Can! Baba! Sen burada abimle kal. Ben halledeceğim. Sen neyi halledeceksin Can? Azat Cihan! Baba! Sen beni öldürmek mi istiyorsun he? Böyle bir şey nasıl yaparsın? Gülkan'a. Böyle bir akılsızlığı nasıl yaparsın? Yapmadığın halde nasıl canını hiçe sayıp buraya gelirsin? Ya verittim diyorum. İsterin ol, isteğin olma. Verittim azar şu anda olurum. Kes sesini. Sırf abiyle Reyhan bir araya gelsinler diye suçu üstüne alıyorsun. Yalan söylüyorsun. Gülkan'a tamam hadi gidelim. Bundan sonra ne olacak biliyor musun? He? Bu söylediklerinden sonra sana ne yapacaklar biliyor musun? Ne yapacakmışız biz? Ha? Götür. Azat. Çek onu. Elif iyi misin? Geri dur Şahdolu. Sen kim oluyorsun da Elif nasılsın diye soruyorsun. Esas sen kimsin? Ha? Mahmut. Hayırdır? Sen kimsin de her seferinde elini kolunu sallayarak kapımıza gelip ahkam kesiyorsun? Yıkan. Bakıyorum. Abin elden ayaktan kesilince sesin yüksek çıkar oldu Cihan. Ama sen bunu işitene söyle, işitene, bana değil. Yıkıl kaşımdan. Ya şu kızı yarış olan insanlıktan nasibinizi almamışsınız. Şunu aklınıza iyice kazıyın. Hazar ne yaptıysa kendi yaptı. Sizin soyunuza yaraşıp iftiralar da o attı. Elif'in bu işlerle ilgisi yok. Sırf abisini korumak için öyle söylüyor. Hepsi bu. Ama siz Hazar'ın yalanları yüzünden celallenip benim alemden tek bir kişinin saçının teline dokunursanız Şahdoğlu soyadını küle çeviririm. Size de mumla aratır. Gülkan Hanım tamam hadi sen de bir gidelim hadi. Yavaş. Orada duracaksın Azize Aslan Bey. Çıkarın. Bak
Benim öfkem babamınkine benzemez. Merhametim de abiminkine benzemez. Senin anlayacağın Azize Aslan Bey, ben onlardan çok farklıyım. Bir söylediğimi 30 kere tekrar etmem. Canım yanarsa canını yakarım. Biri ciğerimi dağlarsa dağlayanın ciğerini sökerim. Ha bu silahla olur. Başka şekilde olur. Onu görürsün. Hem de öyle bir görürsün ki hazmetmeye ömrün yetmez. Kıyısında durup suya bakarak deniz geçilmez Cihan. Daha ötesini yapacak kudret de sende yok. Vallahi... Cihan! Nasıl? Ailemin üzerinden elini çekmezsen o deniz kıyısından anca senin boğulmanı izlerim. Azize Aslan Bey bak, adımlarını atarken bundan sonra adımı da, aklımı da hafife al. Anladın? Al. Ya ne oluyor? Haydi şimdi, haydi. Ya babam yok bir şey. Azize Hanım içleriyle eniklerini toplamaya gelmiş de. Odur yani, bir sıkıntı yok. Sen dua et evladıma bir şey olmadı. Hazar'ın hatırına sana hemen bulaşmadım. Ama sanma ki bu mesele burada kapandı. Bastığım yolu dar etmeden şimdi defol git buradan. Ya babam tamam. Hadi. Tamam babacığım tamam sakin ol sen. Ben duyması gereken her şeyi Azize Hanım'a söyledim. Bundan sonrası kendine kalmış. Torunuma attığınız iftiradan kolayca kurtulacağınızı sanırsanız... bastığınız yol kime dar olur görürsünüz. Haydi baba gel boş işte. Haydi Hazat haydi. Bırak beni. Elif bırak. Nasuh Bey. Ben yaptım. Elif. Gerçekten benim. Abimi kurtarmak için yapmadım. Elif'tim Hazat Şahadoğlu'ndan. Elif içeri. Eğer siz de inanmıyorsanız ben çok özür dilerim. İstemeyerek oldum. Onlar senin abine iftira ettiler. Yazık kızı da hırsıyla mahvedecek. Tamam baba hadi siz yorulmayın artık içeri. Hadi Yusuf amca hadi. Demek Elif söz konusu olunca gözün gerçekten bir şey görmüyor. Öyle mi Aziz Aslan Bey? Elif'i Şahdoğlu yaptığında vereceğim bu işaret sana. Ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.